Dünya siyasi tarihinde liderlere yönelik suikastler. Eski ABD Başkanı John Kennedy, eski Pakistan Başkanı Benazir Bhutto, eski İsrail Başkanı Isaac Rabin başta olmak üzere birçok lider suikasta uğradı. Bu suikastler ülkenin hatta bölgelerin geleceğini derinden etkiledi. Eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo bugün Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Abe'nin öldürülmesi siyasi ya da dini nedenle bir suikast olup olmadığı yönündeki belirsizliğini koruyor. Eski Japonya Başbakanı'nın öldürülmesi, dünyada siyasi liderlere düzenlenen suikastleri tekrar gündeme getirdi. İşte liderlere yönelik düzenlenen bazı suikastler bu videoda. ABD'nin 35. Başkanı Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastın faili olarak yakalanan Lee Harvey Oswald ise gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürüldü. Resmi açıklamalarda Ruby'nin Oswald'u bireysel tepki nedeniyle öldürdüğü ve herhangi bir örgütle bağlantısının kurulmadığı iddia edildi. Kennedy suikastı üzerinden geçen yaklaşık 59 yıla rağmen hala birçok soruyu içerisinde barındırıyor. Hakkında birçok komplo teorisi üretilen suikast, Killing Kennedy isimli filmle beyaz perdeye aktarıldı. Kral Faysal 1964'ten suikaste uğradığı 25 Mart 1975'e kadar Suudi Arabistan'da krallık yapan Faysal bin Abdülaziz, ülkede bir dizi reformu hayata geçirdi. Televizyonların kurulmasını, kız okullarının açılmasını sağladı. ABD'nin Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'e destek vermesi nedeniyle petrol ihraç eden Arap Ülkeleri Birliği'nin petrol ambargosu kararı alınmasında ve tarihte 1973 petrol krizi olarak bilinen olayda önemli rol oynadı. Kral Faysal sarayında yeğeni Faysal bin Musat tarafından vurularak öldürüldü. Park Chung-hee, Güney Kore'de yönetimi 1961'de askeri darbeyle ele geçiren devlet başkanı Park Chung-hee, 26 Ekim 1979'da arkadaşı Kim Jae-kyu tarafından bir restoranda silahla vurularak öldürüldü. Kaynaklarda istihbarat başkanı olan Kim'i, ülkeyi demir yumrukla yönettiği aktarılan Park'ı, Güney Kore'ye demokrasiyi geri getirmek için öldürdüğünü söylediği belirtiliyor. Enver Sedat, eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın ölümünün ardından Mısır'da yönetime geçen Enver Sedat, İsrail'le yakınlaşması nedeniyle suikaste kurban gitti. Sedat'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Mısır'ın da aralarında bulunduğu Arap ülkeleriyle İsrail arasında 6 Ekim 1973'te Yom Kippur Savaşı başladı. Bu savaşın ardından Kahire ile Tel Aviv arasında Mısır-İsrail Barış Anlaşması'na varıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Sedat, 6 Ekim 1981'de 6 Ekim Savaşı'nın Yom Kippur 8. yılı kutlamalarında düzenlenen resmi geçit töreninde sonradan İslami Cihat Hareketi mensubu oldukları açıklanan Mısır ordusu subayları Halid el İslambuli ve arkadaşlarınca kurşunlanarak öldürüldü. Dindar Cumhurbaşkanı olarak bilinen Sedat, İsrail'i 1967 sınırları ile tanımak için Arap ülkelerine çağrıda bulundu. Ancak hain ilan edilerek öldürüldü. Indira Gandhi, Hindistan'ın ilk ve tek kadın başbakanı olan Indira Gandhi de suikaste kurban giden liderler arasında. Gandhi, Sihlere ait altın tapınağa yapılan askeri baskının emrini verdiği gerekçesiyle iki Sih korumasınca 31 Ekim 1984'te vurularak hayatını kaybetti. Gandhi'nin öldürülmesinin ardından Hindistan'da Sihlerce yönelik saldırılarda binlerce kişi öldürüldü. Olof Palme, eski İsveç Başbakanı Olof Palme, Güney Afrika'daki ırkçı rejimin yanı sıra hem ABD hem de Sovyetler Birliği'ni eleştiriyordu. Palme hükümeti 1984'te PKK'yı terör örgütü olarak tanıdı. Palme 28 Şubat 1986'da eşiyle birlikte gittiği sinema salonundan çıktıktan sonra arkasından yaklaşan bir kişinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Stockholm'un en işlek caddelerinden birinde eşiyle evine doğru yürüyen Palme'nin vurulduğu gün korumalar yanında değildi. Terör örgütü PKK'nın da şüpheleri arasında yer aldığı suikaste ilişkin onlarca kitap yazılırken cinayetle ilişkili soru işaretleri bugün hala devam ediyor.
Isaac Rabin. Eski İsrail Başbakanı Isaac Rabin de suikaste kurban giden liderler arasında yer alıyor. İsrail ile Filistin arasında barış sağlanması için gösterdiği çabalar Rabin'in sonunu hazırladı. Rabin iki devleti çözüm girişimi için Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na imza atan isim oldu. Aynı zamanda eski İşçi Partisi lideri olan Rabin, 4 Kasım 1995'te Tel Aviv'de katıldığı mitingin ardından İsrail aşırı sağcı Yigal Amir tarafından silahla vurularak öldürüldü. Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm olasılığı daha da zor hale geldi. Refik Hariri. Lübnan'ı yeniden inşa eden siyasetçi olarak bilinen eski Başbakan Refik El Hariri'ye yönelik suikast, ülkenin gündemini derinden etkiledi. Ülkedeki 15 yıllık iç savaşın sona ermesine ciddi katkılar sunduğu gibi savaştan sonra 1992'de yönetime gelen ve savaşın izlerini silmek için yeniden imara öncülük eden Hariri 14 Şubat 2005'te başkent Beyrut'ta konvoyunun geçişi sırasında patlatılan 1 ton bomba yüklü araçla suikaste kurban gitti. Lübnan, Hariri suikastinden sonra ciddi kutuplaşmaya girdi ve siyasi belirsizlikler ülkeyi derinden etkiledi. Siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu ülke bugün tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Benazir Bhutto. Pakistan'ın seçimle göreve gelen ilk başbakanı Zülfikar Ali Bhutto'nun kızı olan Benazir Bhutto, 1988'de Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın olarak tarihe geçti. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından 2 yıl sürdürdüğü görevinden yolsuzluk iddiaları nedeniyle alınan Bhutto, 1993'te seçimlerden tekrar lider olarak çıktı ve ikinci kez Cumhurbaşkanlık koltuğuna oturdu. İkinci başbakanlık görevinden de 3 yıl sonra benzeri iddialara alınan Bhutto, 1999'da kendi isteğiyle Pakistan'dan ayrıldı ve 2007'ye kadar ülkeye dönmedi. Ülkede düzenlenen 2008 seçimlerine katılmak için Ekim 2007'de Pakistan'a dönen Bhutto, 27 Aralık 2007'de silahlı bir intihar bombacısının önce ateş etmesi, ardından da üzerindeki düzeneyi patlatması sonucu hayatını kaybetti. Jovenel Moïse. Abe'den önce suikaste uğrayan liderlerden biri de Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'ti. Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moïse, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Eşi Martin Maus yaralandı. Gizemini koruyan suikaste ilişkin en az 40 kişi gözaltına alındı. Ancak hiçbiri resmi olarak suçlanmadı. Ecevit ve Özal'a suikast girişimleri. Türkiye'de birçok siyasi lider suikast girişimlerine maruz kaldı. Eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelik biri ABD'de bir Rum tarafından olmak üzere birçok suikast girişiminde bulunuldu. Ecevit'in atlattığı suikast girişimlerinden biri de 29 Mayıs 1977'de İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. Seçim çalışmaları için İzmir'de yapılacak miting hazırlığı sırasında seçim otobüsüne binmek üzere olan Ecevit'e yaklaşan biri ateş açtı. Ancak kurşun sıyırarak arkada bulunan bir kişiye isabet etti. Turgut Özal ise başbakan olarak görev yaptığı sırada partisi ANAP'ın 18 Haziran 1988'de Ankara'da düzenlenen kongresinde kürsüde yaptığı konuşmada Kartal Demirağ tarafından silahlı saldırıya uğradı. Parmağından yaralanan Özal, suikast girişimi sonrası tekrar kürsüye çıkarak konuşmasını tamamladı.